Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, Zilhicce ayının faziletleri dilimizin döndüğü kadar sizleri ibadetlere, oruçlara, gece ihyalarına teşvik ediyoruz. Ayşe radıyallahu anhadan rivayet ediliyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurur ki: "Men ahya leyleten min leyali ashri zilhicce." Zilhicce'nin 10 gecelerinden bir geceyi ihya etmek. Bir gece. Zaten geceleri neydi? Efendim Kadir Gecesi'ne denk. Aynı Kadir Gecesi gibi. Bin aydan hayırlı Kadir Gecesi'ni kenara koy. Zilitçenin her gecesi aynı Kadir Gecesi gibi. Tirmizi hadisi bu sayı hadis. Buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem. Zilitçeden bir gece bile ihya etse. Biz tabi her gecesini ihya etmeye çalışalım. İhyadan maksat ne kardeşler? Akşam namazıyla yatsın namazını cemaatle kılsan, sabah namazına da cemaate çıksan, geceden nasibini aldın demektir. Ama sen bir de tabii ki yatmadan evvel işte abdest alırsın, kabir nur namazı kılarsın, bir tebareki okursun, işte zilzaller, tekasürler, üç ihlaslar, felaklar, naslar, yatma duaları, abdesti yatarsın, gece kalkıp bir de teheccüd kılarsın. Kalkamayacağını anlarsan, şimdi geceler çok kısa, kalkamayacağını anlarsan, e ne yaparsın? Yatmadan evvel kılarsın. Yine gece namazından mahrum olmayalım. Yatmadan evvel iki rekat olsun. Kalkamayacağınızı anlarsanız iki rekat olsun kılıp öyle yatalım. Bunda da inne fi halqi semavati vel ardiden başlayıp ya yüllezine amenus biru ve sabiru diye devam eden ayet-i kerime son 10 ayet-i kerime Ali İmran'ın son 10 ayeti. Bunu okusa zaten sabaha kadar namazda yazılmış oluyor. E bunları yapsan tam ihya yani. Geceyi tam ihya etmiş olursun. Ama mutlaka sabaha kadar ibadet etsen, sabah namazına cemaate çıkmasan ihya mihya yapmadın. Yani sabaha kadar yatıp sabah namazına cemaate çıksan ihya yapmış olacaktın. Cemaat bu kadar önemli. Bu hususa dikkat edelim kıymetli kardeşlerim. Fekennemâ sanki o kimse abedallahu ibadete men hacce ev ya'temere sene. Sanki o kimse bir sene devamlı hac ve ümre yapmış gibi. Bak şu zilhicce ayının ilk 10 gününün gecelerinden bir geceyi ihya etmek, ihya etmek sanki bir sene ümre yapanların, hac yapanların sevabına denk olmak. Farz ondan düşmez. Yani hac farzı mı düştü falan böyle değil. Yani nafil olarak, sevap olarak buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ve men sâme fîhâ yevmen. Kim o on günün bir gününde oruç tutarsa fekenneme me'abedallâhu teâlâ sâina sene. Sanki Efendim senenin diğer zamanlarını hep oruç tutmuş gibi, efendim ibadet yapmış gibi sayılacak buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem. Yine kıymetli kardeşlerim, özellikle kurban kesecekler. İza dehaletil ashru'zilhicce, zilhicce e, Zilhicce'nin onu girdiği zaman, yani Zilhicce'yi e, girdiği zaman efendim ve arada hucum eyudahiye ...sizden birisi kurban kesmeye murad ederse... ...kurban kesecek bir durumdaysa... ...fela yemessemin şe'arihi... ...ve beşerihi şey'a... ...yani tırnağına, saçına... ...sakalına... ...etek altı, koltuk altı... ...tüylerine dokunmasın buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bu tabi emir mayetinde değil ama... ...büyüklerimiz bununla amel ediyorlar. Nasıl haçta... ...işte tırnağına, tüyüne dokunamıyorsun... ...efendim... Buradakilerde kurban kesmeye özellikle kurban kesecek olanlar çünkü kurban kesildiği zaman bütün azan cehennemden azat olmuş oluyor, bütün efendim onun kanının damlasıyla senin bedenin cehennemden azat olmuş oluyor. Başka hikmetleri de olabilir. Zaten Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurması yeterlidir bizim için. Bu meseleye dikkat edelim kıymetli kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki وَمَنْ تَصَدَّقَ ف۪ي ya ذِي لَيَّامِ الْعَشْرِ بِصَدَقَةٍ عَلَى مِسْك۪ينٍ 10 günlerin herhangi bir gününde bir miskine sadaka verirse bir miskine sadaka verirse فَكَاَنَّمَا Sanki o kimse تَصَدَّقَ عَلَى ve وَرُسُولِهِ Allah'ın peygamberlerine, rasullerine yardım etmiş gibidir. Bu nasıl bir müjde ya? Yani 10 günde, 10 gün içerisinde bir fakire bir sadaka verdiğin zaman Allahu Teala bütün peygamberlerime, rasullerime sanki yardım etmiş gibi seni kabul ediyorum buyuruyor. Böyle bir güne giriyoruz kardeşlerim. Hala gevşekten almayalım. İşi sıkı tutalım. Dişimizi sıkalım. Şu 10 gün ibadetle meşgul olalım. Boş işleri, mala yani fuzuli işleri terk edelim. Dünyamıza, ahiretimize yaramayan işlerle meşgul olmayalım ki bu müjdelerin hayır olalım. Ve men aade fiha kim bir hastayı ziyaret ederse bir hastayı ziyaret ederse bu 10 gün içinde Zilicenin ilk 10'unda bir hastayı ziyaret ederse velev ki telefonla olsa sorsa etse fe kenne maade evliya Allahi ve müdela ehu Allahu Teala seçkin kullarını salih kullarını hep ziyaret etmiş gibi efendim sevap alır. Ve men cenazeten bir cenazeye katılsa şu 10 gün içerisinde bir cenazeye katılsa fekennema şeyya cenaze şuhedaihi bütün şehitlerin cenazesinde bulunmuş gibi sevap alır. Ya bir cenazede bulunana bir Uğut daha kadar. Ya ne kadar şehit geldi geçti bu memleketlerde. Evet ve men kesa müminen kim bir mümini giydirirse bayram geliyor çoluk çocuk yetim miskin fakir neyse işte bir fakiri giydirsen bir çocuğu sevindirsen, efendim onu giydirsen, Allahu teala min hulelihi Allahu teala onu cennet hüllelerinden, cennet elbiselerinden giydirecek. Ve men talefe fiha yetimin kim bir yetime ikram ederse, bir yetimin başını sıvazlar, haçlı koyar cebine, yetime ikram ederse Latafa Allahu Teala bihi fi'l kıyameti tahta arşi. Allahu Teala onu yarın kıyamet gününde arşın altında gölgeye alacak ve meclisen min mecalisil ilim kim bir ilim meclisinde bulunursa şu 10 günler içerisinde mutlaka çevrenizde ilim meclisleri kuruluyordur. Mutlaka onlara efendim katılın, iştirak edin ki bu müjdeye nail olasınız. Feke enlema sanki o kimse var ya hadara mecalise enbiya illahi ve rusulihi zilhiccenin 10 gününün herhangi bir gecesinde bir ilim bir ayet hadis okunan mecliste bulunursa sanki o kimse bütün peygamberlerin ve rasullerin ilim halakalarına oturmuş gibi sevaba nail olacak buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allahu Teala Hazretleri cümlemize bu güzelliklerle amel edebilmeyi nasip eylesin. Gaflet uykusundan bizleri ikaz eylesin. Rabbim ilimle, amelle, ihlasla yaşayıp o şekilde son nefeste kelime-i şehadet, hüsnü şehadet, hüsnü hatime ile Rabbimize kavuşmayı ve Rabbimize kavuştuğumuz günü en hayırlı gün olmasını Rabbim fazlü keremiyle nasip eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Allahumma salli ala seyyidina Muhammedin amma